Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Hemen şu anda arkamda görüyorsunuz. %100 elektrikli bir otomobil olan Renault Zoe incelemesiyle karşınızdayım. Ben daha önce Renault Zoe inceledim. Diyeceksiniz ki niye iki kere inceliyorsun? Çünkü motoru değişti. Daha güçlü, daha uzun menzilli bir batarya kapasitesi geldi. Ve aynı zamanda tasarımsal da bazı değişiklikler oldu. Ve Türkiye'nin en ucuz, bakın bunun altı özellikle çiziyorum. Türkiye'nin en ucuz böyle gerçek otomobil gibi otomobil olan %100 elektrikli otomobil Zoe'yi de incelemek gerektiğini düşündüm ve inceledim. Biliyorsunuz ben bu tarz otomobillere çok hevesim var, çok da seviyorum. Henüz böyle bir otomobilim yok ama inşallah bir gün kısmet olur diyelim. İsteyen herkese de kısmet olmasını temenni ediyorum. Tabii bu kurlarla falan nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama Allah büyük diyelim ve incelemeye başlayalım. Şimdi kameramızı çevirelim. Kamerayı çevirdik ve açtık. Ön tasarımdan başlayalım. Şimdi LED farlar geldi. Clio 5'ten aslında birçok bir şey var bu otomobilde, onu söyleyeyim. Şimdi daha önceki modeller biraz daha böyle futuristik bir tasarıma sahipti. Bu aslında böyle Clio'yu çok andırıyor. Hatta önden bir baktığınız zaman şurada şöyle göstereyim. Şurada az ileride hemen göstereceğim. Burada bir Zoe yazısı var. Hani bu Zoe yazısı olmasa aslında normal bir Clio dersiniz. Hatta bu logo kapak açılıyor. Onu da detaylarda size göstereceğim. Bu kapak açılıyor. Buradan şarj istasyonuna bağlantı yeri. Orada yer alıyor. Bunun dışında dediğim gibi LED farlar geldi. Şuralarda LED farlarımız var. Bunlar çok güzel. Yani gündüz farı da bu şekilde böyle bir şöyle neredeyse tam bir O çiziyor. Şu ucunu saymazsak şöyle gelen bir gündüz farımız var. Bunun dışında önden aslında eski Zoe'yi biraz andırıyor. Renault Clio'yu da fazlasıyla andıran bir tasarım var. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta lastikler bir dikkatimi çeken bir noktası var. Lastiklerin ortasında Renault logosu var ve logo görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Çember şeklinde bir mavi renk var. Bu mavi renk farklı farklı. Aracın farklı farklı yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemimiz var. Şimdi görüyorsunuz kapıda düğmeler var zaten. Ha şu anda beni gördü, açıldı. Anahtarımız da bu. Aslında Clio'larda da gördüğümüz standart anahtar. Cebinizde olması yetiyor. Yanında olmanız, yani kart takacağınız falan da bir yer yok. Arka kapı kolu ilginç. Bakın. Şöyle göstereyim. Tamam, Clio'larda zaten şurada yukarıda bir yerdeydi ama burada aşağı alınmış ve şurada böyle bir parmak izi gibi bir simge var. Buraya böyle basıyorsunuz. Şöyle kapı bu şekilde açılmış oluyor. Yan tarafı şöyle bir genel profilden de göstereyim sizlere. Aslında Clio'yu andırıyor. Yani küçük B sınıfı bir otomobil. Orada araç kilitlendi. Ben uzaklaşınca anahtar da üzerimde olduğu için kilitlendi. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da aslında önceki Zoe'yi andırıyor. Kocaman bir Zoe logomuz var. ZE50 elektrik diyor. 52 kW'lık bir şeyimiz var biliyorsunuz bu aracın. Pili 52. Daha önceki 40'tı bu arada. 40 kWh'tı bu. 52 kWh'lık bir pilimiz var. Gördüğünüz gibi lambalar falan çok şık. Bu arka taraftaki lambalar da çok güzel. Bakın mesela şimdi yandı böyle. LED havasında güzel lambalarımız var. Şöyle yandan da bir daha bir göstereyim. Işığın vurduğu böyle yan tarafı da göstereyim. Aslında Clio. B sınıfı bir %100 elektrikli otomobil bu. Zoe. Uzun yıllarda da Türkiye'de ilk çıktığında bir pil kirası vardı. Hala işte sahibinden.com'da şurada burada görürseniz o pil kiralı modeller bazen satılabiliyor. Onlar 150 km menzildi. 40'lık olanların menzili arkadaşlar, onu hemen söyleyeyim, yaklaşık olarak 250-300 km'ydi. Bu ise 395 km. 52 kWh'lık bir pille gelmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bagajımız da bu şekilde. Birazcık böyle bir yüksek bir bagajımız var. Arka taraf, şimdi arka tarafta orayı anlatacağım ama arka tarafta bir şey var. Bayağı yüksek arka taraf. O yüzden araçların koltukları da biraz yukarı konumlandırılmış. Onları da arka tarafta söyleyeceğim. Aslında B sınıfı standart bir bagajımız var. Öyle hani kendisi açılma kapanma falan yok ama şu kısımlar güzel. Hani eliniz falan bir malzemeyi görmüyor. Güzel estetik bir duruş söz konusu. Kamera var. Kamerayı göstermiş olayım burada. Geri görüş kameramız var. O taraftan hani donanıma acımamışlar. Birçok donanım var bu araçta bu arada ama teknolojik olarak birazdan içeride söyleyeceğim. Çok fazla teknolojik bir donanımı yok bu otomobilin. Arka tarafa oturalım bir. Bakalım arka tarafta nasıl bir yaşam alanı bizleri bekliyor. Şimdi Zoe'nin arka koltuğuna geldik. Şimdi ön sürüş tarafındaki sürücü koltuğu bana göre ayarlanmış durumda. Böyle gördüğünüz gibi. Çok geniş bir alan yok açık söylemek gerekirse. Benim boyum 1.73. Yaklaşık iki parmak filan bir boşluk kalıyor tavanda. Burada tavandaki detaylara dikkatinizi çekmek isterim. Şöyle tavanda bir böyle kabartmalı, oyuklu böyle bir devre simgesi var. Bu
Zoe'nin bu elektrikli tarafını aslında ifade ediyor. Fakat şunu söylemek isterim. Daha önceki model daha böyle hani içine bindiğiniz zaman da dıştan da biraz daha böyle futuristik bir araç izlenimi veriyordu. Burada hani aracın futuristik tarafının neresi dersen hani belki koltuklar birazcık şu koltukların hani yekpare oluşu biraz hani o etkiyi veriyor. Onun dışında pek hani normal Clio'dan da çok bir farkı yok. Plastik kalitesi bu şekilde. Ön ve arka camlar otomatik olarak açılabiliyor. Yani kolla uğraşmıyorsunuz. O güzel olmuş o manada. Yarıya kadar siyah. Diğer kısımları gri bir tavan rengimiz mevcut. Koltuklar 3'e 2 oranında yatabiliyor. Hani koltukları yatırabiliyoruz 3'e 2 oranında. Yine standart otomobillerde olduğu gibi. Az önce bagajı anlatırken söyledim. Şu zemin çok yukarıda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu yüzden şaft falan da çok fazla yok. Bir karışlık bir şaft tüneli var. Ama yüksekliği çok az. 4-5 2-3 parmak falan anca olur. Şurada görüyorsunuz bu kol dayama koyulabilecek olan yerde 2 tane bardaklığımız var. Ve arka kısmında da 2 tane tip A bağlantısı USB çıkışı var. Buradan hani arka tarafta oturanlar da cihazlarını şarj edebilir. Telefonlarını, tabletlerini. Bir de şöyle bir bu yolcu koltuğunun arkasında var. Şöyle bir cep var. Buraya ıvır zıvır bir şey koyabiliyorsunuz. Üstten de böyle yandan yapmışlar. Biraz değişik olmuş. Bu arada bu koltukların kılıfları çıkıyor galiba. Burada fermuar sistemi var. Şöyle aşağı kadar iniyor herhalde. Temizlemek için falan kullanılır diye tahmin ediyorum. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ön tarafa geçeyim. Biraz da öndeki yaşam alanından sizlere bahsetmek istiyorum. Aracın ön tarafına geldim. Buradaki yaşam alanı aslında şunu söyleyeyim. Clio 5 ile hemen hemen aynı. Direksiyondan başlayalım. Bildiğimiz Clio 5 direksiyonu. Şuralarda işte fonksiyon tuşlarımız mevcut. Buradakiler daha çok aracın bu gösterge panelimiz var. 10 inçlik. Onunla ilgili ayarları yapmanızı sağlıyor. İşte bu tarafta da daha çok işte bu hız limiti ve hız regülatörü ayarlarını buradan yapıyoruz. Sıfırlaması vesairesi. Yine klasik olarak Renault'larda yaklaşık 20-25 yıldır gördüğümüz multimedya sistemini ayarlama, işte radyo kanallarına sesini açma kapatma gibi işlemleri buradan gerçekleştirdiğimiz bir sabit bir düğmemiz var. İşte sileceklerimiz burada, ışıkların vesaire burada ayarlarını yapıyoruz. 4 cam otomatikti, aynalar da otomatik ama katlanma özelliği yok bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şurada şerit takip sistemimiz var. Onu açıp kapatabiliyoruz ki teknolojilerde bir tek bu var gördüğüm. Bir de bu şuradaki şu düğme ile beraber bu ön taraftaki şarj yuvasının kapağını açıp kapatabiliyoruz. Bir de şurada bir düğme var. Bakın. Şimdi bu aracın çok enteresan bir sesi var. O sesi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Çünkü ses neden önemli? Yayalar için önemli arkadaşlar. Yayalar sizi duymuyor. O yüzden duyulsun diye böyle bu tarz otomobillere böyle bir ses koymuşlar. Onu kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da böyle bir uzay mekiği gibi ses yapıyor. Şimdi onu bir dinleyelim sonra devam edeceğiz videoya. Sesi de dinledik. Şimdi kadrandan biraz bahsedeyim. Dijital bir kadran var. Bu Clio'nun üst paketlerinde de alabiliyorsunuz ama giriş paketinde böyle değildi. Burada aracın mesela şu sol tarafta yakıt durumunu yani daha doğrusu pil durumunu, bataryasını görüyorsunuz. 65 şu anda %65. Ben aldığımda %99'du ve 298 kilometre yol gösteriyordu. Şurada görüyorsunuz 298'de 244'e düşmüş. Ben aldığımdan itibaren yaklaşık 140 kilometre yol yaptım arabayla ve 60 kilometre yol düştü. Tabii menzil konusu birazdan değineceğim sürüş sırasında ama menzil değişken tabii ki ama WLTP standartlarına göre 395 kilometre veriyor. Tabii ki bu şehir içinde ve İstanbul şartlarında siz bunu 300-350 olarak hesap edin. Tabii hava sıcaklığı, aracı sürüş şeklinizle beraber bu rakam artar veya birazcık azalabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu civarlarda olacaktır diye tahmin ediyorum. Aracın biraz da şu multimedya tarafından bahsedeyim. Şöyle bir ekranımız var. Ekranımızı bir açalım. Burada farklı farklı özellikler var. Radyosu var. Ses kalitesi çok iyi bu arada. Ben beğendim yani. Bakın kanallar da buradan değiştirebiliyoruz. İşte bu şekilde
Telefon falan bağlayabiliyorsunuz. Birçok özelliği var. Telefonunuzun ekranını yansıtabiliyorsunuz. Müzik, telefon özellikleri var. İşte bilgi alabiliyorsunuz. Araçla ilgili bazı bilgileri de yine bu ekrandan alabiliyorsunuz. Ekran güzel. Ben ekranı açıkçası çok beğendim. Çok güzel. 7 inçlik ama birazcık küçük. Mesela daha önceki şimdiki 10 inç falan da geliyor Clio 5'te. Bunda tek bir paket geliyor. Bu arada fazla bir paketi yok. Yani bütün özellikler bu şekilde geliyor. Hani onu almayayım, bunu almayayım diyemiyorsunuz. Zoe'de böyle bir şey yok. Tuş takımı aslında birebir Clio. Biliyorsunuz bu çok uzun yıllardır Clio'da kullanılan tuş takımı şu şekilde. Eco modu var. Dörtlüleri yakıyoruz. Bir de kapı kilidi var. Klimalar zaten biliyorsunuz klima tuşları. Duster'da başlamıştı. Sonra Clio'ya geldi. Standart. Bir açalım hatta da ışıkların içindeki ışıkları da bir görün. Şöyle aslında standart Clio'da da karşımıza çıkan bağlantılar. İki tane USB'miz var. Bir tane AUX in girişimiz var. Bir tane de çakmak olduğunu söyleyeyim. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Burada kablosuz şarj yok. Vites otomatik vites zaten elektrikli otomobillerde düz vites olmuyor biliyorsunuz. RNDB var. Bunu hatırlayanlar vardır belki ben Captur'da test etmiştim. Captur'dakinin aynısı gelmiş. Daha önceki böyle değildi. Vites gibiydi. Bu böyle biraz daha şekilli, şükilli bir şey olmuş. Bence güzel. Hani bir sıkıntısı yok. Şurada bir alan var. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Telefon şarj ediyorsunuz burada. O da güzel. Telefonunuzu koyduğunuz zaman kablosuz olarak şarj oluyor. Elektronik park frenimiz var. Oto hold'umuz var burada. Şurada da şöyle cüzdanı koydum ben ama iki tane bardaklık yerimiz var. Bunun dışında başka bir şey yok. Öte yandan bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Koltuklardan biraz bahsedeyim. Daha önce koltuk açık renkliydi. Burada çift renk tercih edilmiş. Daha çift malzeme. Şu kısımlar deri gibi. Burası da kumaş. Bu kumaş farklı yerlerde de karşımıza çıkıyor. Mesela şurada kapının kollarında var. Şu kısımda var. Şöyle göstermiş olayım. Birazcık güneş geliyor o yüzden tam çekemeyebiliyorum. Bu kısımda bu kumaş malzemeler devam ediyor. Şuralarda da var ve aynı zamanda yine kapının bu taraflarında da karşımıza çıkıyor. Bu kumaş malzemeler. Söylediğim gibi daha önceki Zoe biraz daha böyle futuristik bir tasarımdı. Bu aslında bildiğimiz Clio gibi olmuş. İşte tuşlar falan burada AC var. Şurada bir küçük bir bölmemiz var. Clio 4 ve Clio 5'te de vardı bu biliyorsunuz. Şimdi bu Zoe'de de karşımıza çıkıyor. Şöyle bir de güzel de ve derin de bir böyle bakalım ne varmış burada. Peçete var. Çeşitli şeyler var. Ruhsat falan var. Bir torpido gözümüz de burada mevcut. Aracın özellikleri işte en azından iç mekanı bu şekilde arkadaşlar. Kadrandan biraz daha bahsedeyim isterseniz. Kadranda birçok farklı bilgiyi görebiliyorsunuz. Yol bilgisi var. İşte tüketim var. O bu arada lastik bilgilerini de görüyorsunuz. Bakım bilgilerini de görebiliyorsunuz. Lastik basınçlarını da görmeniz mümkün. Bunun dışında farklı bilgileri de yine buradan görebiliyoruz. Radyo ayarlarımız burada mevcut. Burada da farklı işte aracın çeşitli özelliklerini görüyoruz. Bu arada hareket ederken şurada kadranı görüyorsunuz. Burada power kısmı var. Aşağıda olduğu zaman şarj oluyor araç. Daha doğrusu rejenerasyon sistemi var. Bütün elektrikli otomobillerde olduğu gibi. Yavaşladığı zaman ya da frene bastığı zaman veya yokuş aşağı inerken fren enerjisinin bir kısmını elektrik enerjisine çevrilip akü şarj oluyor. O yüzden menzil çok değişken. Yani burada 244 gösteriyor ama siz 250 de yapabilirsiniz, 300 de yapabilirsiniz. Sürekli yokuş aşağı inerseniz o rakam artıyor. Tam tersi durumlarda da azalıyor tabii ki. Yani 244 değil de 200'e de kalabilirsiniz. O yüzden bu ortalama bir rakam 3 aşağı 5 yukarı da size bir fikir vermesi için kullanılmış bir değer. Şimdi birazcık yola çıkayım istiyorum ben. Yolda da aracın hem motorundan hem de sürüşünden sizlere bahsedeceğim. Evet, Zoe hareket etmeye hazır. Start tuşuna basıyoruz ve aracımızı çalıştırıyoruz. Evet, şu an çalıştı aracımız ve harekete başlıyoruz. Otomatik vites olduğunu söylemiştim. Bu arada otomatik viteste iki tane bölüm var. Bir D, bir de B. Şimdi belki kafanız karışabilir. Neden iki tane var? Yani normalde R, N, D olması lazım. B'de şöyle oluyor. Anladığım kadarıyla burada bir rejenerasyon sistemini daha aktif kullanan bir drive modu oluyor. Bu sayede otomobil mesela gazı ayağınızdan kestiğiniz anda yavaşlıyor ve otomatik olarak da kendi pilini şarj etmeye başlıyor. Tabii bu rejenerasyon meselesine çok kafayı takmayın. O belli bir oranda yapabiliyor. Yani en fazla %10, %20, hadi çok zorladınız %30 oranında pilinizin menzilini, kapasitesini arttırabilirsiniz. Yani kendi kendine şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Yoksa hani aracın pili sıfır oldu, ben de sürekli yokuş aşağı indim, %100 olmuyor. Onun altını özellikle çizeyim, böyle bir algı oluşmasın. Şimdi
D'yi aldım ben. Daha sonra D'nin B'sini aldım. B'de bir hareket edelim bakalım ne olacak. Hadi bismillah diyoruz ve yola çıkıyoruz. Ses yok, gürültü yok. Hatta sesini de kısarsanız ama yayalar için biraz tehlikeli olur. Çünkü onlar sizi duymuyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Özellikle böyle hani küçük yollarda, arka sokaklarda falan sıkıntı olabilir. Şöyle bir manevra yapayım ben ve yolculuğumuz başlasın. Şimdi aracın biraz teknik bilgilerinden size bahsedeyim. Daha önceki modelden farklı olarak bu araçta 52 kWh saatlik bir bataryamız mevcut. Geri görüş kameramız var ve hareket ederken ben oraya bakıyorum şu anda. 52 watt saat, yanlış hatırlamıyorsam 108 beygir güç ve 225 Nm tork sağlıyor bize. Tabii ki elektrikli otomobil olduğu için bu torku anında hissedemiyorsunuz. O da çok hızlı kalkışlar, hızlı hareketler yapmanızı sağlıyor. Ama tabii ki o hızlı hareket beraberinde pil tüketimini de arttırır. O yüzden hani bu araç böyle uçuyor kaçıyor, ben de hep köklere gezeyim falan derseniz sıkıntı olur arkadaşlar, benden söylemesi. O yüzden böyle sakin sakin kullanırsanız hem pil ömrünüz yüksek olur hem de rahat bir sürüş gerçekleştirmiş olursunuz. Gelelim bu aracın kullanım senaryolarına. Şimdi %100 elektrikli dedik. Tabii bu şöyle algılanmasın. Bu hiçbir masrafı yok. Var tabii ki. Öncelikle şarj meselesi var. Şimdi şarjını da iki türlü yapabiliyorsun. Bir, evinizde yapabilirsiniz. Bu standart 220 volttan da olabilecek gibi ki o zaman 23 saate kadar falan çıkıyor bu arada şarj süresi. Ya da evinize, bahçeniz vardır, otoparkınız vardır ya da müsaittir, bilemiyorum tabii ki. Bir şarj istasyonu kendiniz kurdurabilirsiniz. AC dediğimiz türde genelde kurabilirsiniz. Çünkü DC'ler çok pahalı. Onları eve kurmak hem gerekli değil hem de anlamlı değil. Onu altını özellikle çizeyim. AC bir şarj istasyonu kursanız 3-4 bin liraya, hadi 5 bin liraya tabi gücüne göre değişmekle beraber kurdurabiliyorsunuz. Bu otomobil 22 kWh'e kadar AC destekliyor. 50 kWh'e kadar da DC, DC dediğimiz şarjı destekliyor. Ne demek oluyor DC ile AC arasındaki fark? DC arkadaşlar hızlı şarj. Hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. DC'de hızlı şarj oluyor. AC'de ise biraz daha yavaş yavaş, kastettim şu rakamlarla söyleyeyim. Şimdi bir tablo koyacağım ben, orada göreceksiniz ama yaklaşık 1 saatte dolabiliyor DC'de. AC'de ise 22 kWh için söylüyorum, 4,5 saatte şarj oluyor. Nerede ve nasıl kullanılır? Senaryolar. Birinci senaryo şu arkadaşlar. Bu otomobil şehir içinde kullanılacak. Sabah çıktım, işe gittim. Sonra eve geldim. 3-5 km, 20 km, 10 km, 30 km'lik mesafe. Yani git gel 60 km maksimum diyelim. İstanbul için konuşuyorum. Küçük bir şehirdeyseniz bu kadar kilometre de yapmazsınız zaten. O da ayrı bir konu. Kullanabileceğiniz bir otomobil. Akşam gelip şarja takarsınız. Hatta özel bir şarj almanıza bile gerek yok. 220 volta bağlayın gitsin. 220 volt da dediğim gibi 23 saatte şarj oluyor. Olduğu kadar şarj eder işte. 10 saat dursa diyelim yarısı kadar şarj olur. O da size yeter zaten gün içinde. Çünkü bunun yarısı bile hani en kötü senaryoda 300 km ise 150 km size her gün bir şarj imkanı sağlayacak. Senaryo için bu aslında kurgu güzel. Onun dışında dışarıda da şarj edebilirsin ama dışarıdaki şarjların fiyatları tabii ki bu kadar uygun olmayabiliyor. Yani ben şimdi bunu tabii evde denemedim ama evdeki bir prizden yaptığınız şarjda muhtemelen hani atıyorum şimdi 50 liraya bunun deposu da olacakken, yani full şarj edeyim 50 liraya olacakken dışarıda bu işi yaptığınız zaman işte 80 liraya, 90 liraya, 100 liraya çıkabiliyor bir depoyu, yani tamamen pili doldurmanızın maliyeti. Çünkü sonuçta bu işi dışarıdaki şarj istasyonlarında yapanlar bir kar etmek için yapıyorlar. Sizin evdeki tarifeden kullanmaları veya o tarifeyi sunmaları size mümkün değil takdir edersiniz ki. O yüzden bu genelde böyle. Ha, DC şarj nerede lazım olacaktır? DC şarj şu, ben bu araçta şehir dışına çıkmak istiyorum, uzun yol yapacağım. O zaman evet DC şarj ihtiyacınız olacak, onu söyleyeyim. Onunla başka şansınız yok zaten. Oralarda da biraz daha pahalıdır hatta. Orada 150-200 liraya falan geliyor neredeyse %100 şarj etmeniz. Oralarda pahalı. Ona bir sözüm yok ama hani bu aracın da olayı o değil zaten. Hani her gün DC'ler şarj etmeyeceksiniz. Sürüş falan nasıl? Çok güzel. Hani kesintisiz, hoş, yumuşak bir hareket sağlıyor size araç. 1500 kiloluk bir ağırlığı olduğu için de yere iyi yapışıyor, onu söyleyeyim. Mesela ben Clio 4 kullanıyorum. Clio 4'üm var benim. O uçar biraz dikkat etmezse. Çünkü o 1100 kilo ve gücü de daha yüksek bir gücü de var onun belli açılardan. O yüzden o mesela daha bir deli gibi gidiyor bazen. Ama bu da güzel gidiyor ve hani elektrikli arabamı, normal arabamı çok da anlaşılmıyor şu anki hani sürüş tarzımda ve özellik açısından baktığımda. Ve içinde otururken de aslında hani elektrikli otomobil mi kullanıyorsunuz falan, normal bir araba mı kullanıyorsunuz, hiçbir farkı yok, onu söyleyebilirim. Vites geçişleri falan hissetmiyorsunuz zaten, bu otomobilde anladığımız manada bir vites yok. Bunlar otomatik vitesi elbette ama hani bir şeyle falan uğraşmıyorsunuz. Çünkü elektrik motorunu kontrol eden bir vites olduğu için bu herhangi bir hani harekette bir hissetme vesaire yok. Anında tepki alıyorsunuz ve gaza sonuna kadar da basarsanız bayağı bir roketleme de yapıyor.
Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Evet, bu otomobiller gece otomobiller arkadaşlar. Ve muhtemelen birkaç seneye kadar artık biz de bu otomobillere daha fazla erişebilir hale geleceğiz. Şu anki fiyatları biraz yüksek. Belki onu merak ediyorsunuzdur. Bu otomobilin en azından benim bu testi yaptığım tarihteki fiyatı 360 bin liraydı ama dolar euro biraz arttı ve fiyatları kaldırmışlardı siteden. Hani 370-380 kabul edebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir 10 bin lira gelmiştir diye düşünüyorum. Ona göre planlamak lazım. Şimdi benzer özelliklerde benzinli bir Clio almaya kalksanız, yani bu Renault olduğu için söylüyorum, 250 bin liraya falan alabiliyorsunuz. Bunun için 100 bin lira, 110 bin lira, 120 bin lira verilir mi fazla? Ekonomi için verilmez. Ama ben farklı bir teknoloji kullanmak istiyorum. Evim de buna müsait. Şarj istasyonu da kurarım oraya, bir tane priz yaptırtırım, özel bir priz. Oradan şarj ederim derseniz alınır kullanılır. Yoksa ekonomi için alınmaz, onu söyleyeyim. Hala bu otomobiller pahalı. Ama şöyle bir durum var. Değişecek bu durum. Nasıl değişecek? Belki onu merak ediyorsunuz. Renault grubunun yine Dacia Spring diye başka bir modeli var arkadaşlar. Daha küçük. Biraz daha küçük o. Bunun kadar geniş değil içi. O da B sınıfı. 4 kapılı bir model. Onun fiyatı 10 bin euro gibi civarında yurt dışında başlıyor. Teşviklerle filan. Türkiye'ye de 200 bin liraya getirmeye çalışıyorlar ama bu kurlar murlar ne olur bilmiyorum. O yüzden çok net bir rakam söylemem zor ama o daha ucuz olacak bundan. O belki alınabilir. Onun pili biraz daha güçsüz. 235 kilometrelik bir menzili var. Bu biraz daha küçük bir araba ama tam şehir içinde kullanılabilecek ve ekonomik bir araç arayanlar için kesinlikle önerebileceğim bir model olacak. Henüz daha Türkiye'ye gelmedi. Yurt dışında testleri yani kullananlar var, satışa sunuldu ama henüz güzel ülkemde piyasaya sürülen bir ürün olmadığını söyleyeyim ama onu bekleyin derim. Yani bu biraz pahalı, evet kabul ediyorum ama bu pahalı haliyle bile şu anda Türkiye'nin en ucuz %100 elektrikli otomobiline biniyoruz. Ve şu an test ediyorum ben. En ucuz diyorum. Ha, bu ucuz olması fiyatının makul olduğu anlamında söylemiyorum. Ama fiyat ucuz mu? Evet, fiyat ucuz arkadaşlar. Yani Türkiye'deki fiyatlara göre konuşacak olsak fiyat gerçekten çok ucuz. Daha ucuzu yok. Hani Kona falan var mesela. O bile 400 bin liradan falan başlıyor. Yani 400 bin lira, 400 küsur bin liradan başlıyor. Hatta 440-450 bin liradan. Ondan sonra tabii aynı araba değil, aynı kategoride değil filan dersiniz, sesleriniz, yorumlarınızı görüyorum, duyuyorum. Ama fiyatlar böyle. Fiyatları da ben belirlemiyorum. Bana kızmayın. Hani ucuz dediğim zaman da 360 bin liraya ucuz mu diyorsun falan diye yorumlar geliyor. Ya da mesela kanalı bilmeyenler, abone olmayanlar böyle bazen o tarz yorumlar yapıyorlar. Ucuz olmadığının ben de farkındayım ve fiyatlar böyle. Fiyatları da ben belirlemiyorum. Kuru ben belirlemiyorum. ÖTV'yi ben koymuyorum. O yüzden bana kızmayın. Kızacaksanız devlete kızın. Ya da kime kızacaksınız onlara kızın. Konunun benimle bir alakasının olmadığını söyleyeyim. Araç bu. Anlatmaya çalıştım. Sizin de merak ettiğiniz konular olabilir. Mutlaka hani şöyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabiliyor mu diye sorun. Elimden geldiğince yanıtlamaya, yardımcı olmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Dileğim şu ki fiyatlar ucuzlar. Hepimiz bu tarz arabalara bineriz. Ben çok meraklısıyım biliyorsunuz. Beni takip ediyorsanız sosyal medyadan ki edin bence. Ben bu tip otomobili de çok merak ediyorum ve kullanmaya çalışıyorum. Henüz dediğim gibi elektrikli bir aracım yok ama inşallah kısmet olur. İsteyen herkese de kısmet olsun diyorum. Onun da o bir temenni de buradan söyleyeyim. Amin deyin siz de artık. İnşallah olur yani. Birkaç kişi derse belki bir gün benim de bir elektrikli aracım olur. Bu arada geçtiğimiz günler bir tane elektrikli skuter da kullandım. Motosiklet. O da çok güzel, çok heyecan vericiydi. Ben söylediğim gibi elektrikli araçları seviyorum. Kullanmayı da hoşuma gidiyor. Verdikleri his de benim hoşuma gidiyor. İnşallah daha güzel, daha uygun fiyatlı, hepimizin alabileceği, hepimizin kullanabileceği elektrikli araçların sayısı artar ki Türkiye'de artmaya başladı. Ama fiyatlar uygun değil ne yazık ki. İnşallah fiyatlar uygun olur ya da bizim bütçelerimiz ya da bizim gelirlerimiz artar diyelim. Ve o artışla da beraber o tarz arabalara da bineriz. Çok uzattım biliyorum, çenem düştü. Bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bak orası benim için önemli. Daha doğrusu benim için değil de markalar soruyor yani işte. Ya Özgür sen şöylesin böylesin de 8700 abonem var bu ne ya falan diyorlar. Orada bana bir destek olun. Rakama biraz arttıralım arkadaşlar. İzleyen herkesten rica ediyorum. Yani abone değilseniz abone olun. Bir şey para istemiyorum, pul istemiyorum. Sadece açıklama kısmında bir link var. Otomobille ilgili olan şeyleri oradan alırsanız bana da fayda sağlarsınız. Orada birkaç bir ürün koydum. Almak istediğiniz ama orada bulamadığınız şeyler de varsa bana yazın. Oraya da eklemeye çalışırım. Teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.